Gümüş katacağız. Dört kez satı lan. Satı lan. Hangi kanalda yerdikse? Bizim kanalda şeyler tutar. Şeyler tutar. Şeyler tutar. Hiç ama soğuk olmadı. Şeyin de fark edersin. Ne soğuk? Sıcak sıcak uğraşıyor. Bitti mi Emre'nin şansı? Artık bundan sonraki süreçte kıvamına baka böyle atacağız. Pekmez yapıyoruz, bastık yapıyoruz. Şu anda bastık yapıyoruz. Önce üzümü bağdan kesiyoruz. Eve getiriyoruz işte onu, yıkıyoruz. Şu görmüş olduğumuz salda eziyoruz. Nasıl ezilir? Tepeleyerek çuvallara koyuyoruz. Temiz çuvallarımız var. Çuvallara koyuyoruz. Eziyoruz. Bu gazına akıyor. Ezdiğimiz sular. Orada tortluyoruz. Toprak koymamız gerekiyor. Beyaz toprak. Orada kaynattıktan sonra tekrar salı yıkıyoruz. Sala çekiyoruz. Salda tekrar durulduğu gibi tekrar gazana ikinci işlem. Kazanda kaynatıyoruz. Az önceki gördüğünüz işlem nişastasını çalıyoruz. Bastık oluyor. Sıcak sıcak altı kaynadığı halde yukarı çıkarıyoruz, seriyoruz. Bezlerin o şeyi saten bezlerin üzerine seriyoruz. Bu 4-5 gün içerisinde kuruyor. 5 gün sonra soyuluyor. O demet demet oluyor. Bastık yenmeye hazır oluyor. Yani çünkü yukarıda 7-8 kişi bayan sermesi gerekiyor. Burada 3-4 erkek işte biri sıyırgı çalacak. Bir kişi dolduracak, bir kişi taşıyacak. Meşakkatli. Ayşe mi? Şurası açma. Çok açık olmuş. Bu işlemi amacı ne? Alın biraz. Yarım saat sonra yarım. Bizim damı doldurursa çok şey. Aynen. Yarım saat sonra. Tam dolar mı? Evet tam dolar. Orada bitmeye yakın. Bastık, üzümü toplarız, tepeleriz, suyunu süzeriz, toprakla tepeleriz onu. Ondan sonra kazanı alırız, ondan sonra orada durumu kaynatırız, keyfini falan alırız. Tekrar sala çeker, orada durulmasını bekleriz, toprağı dibine çöker orada. Ondan sonra orada durulduktan sonra tekrar kazanı alırız, orada kaynatırız. Kaynadıktan sonra nişastasını, şekerini koyarız, kaynadıktan sonra böyle bu şekilde bezlere sereriz. Pestilimiz hazırdır. Kalın olmayacak. O şekilde yani ince. Çok tatlı olursa da çıkmaz. İnce olursa da altına geçer bezin. Evet, kıvamını iyi tutturmak kaç gerekir. Kaç gün sürede kuruyor burada peki bunlar? 3 günde bir hafta diyelim. Hava durumuna bağlı. Altını ıslatırsın. Çok tatlı olmaması lazım. Şekerinin çok olmaması lazım. O zaman çıkmaz. Şirinli diyelim. Ondan sonra işte altını ıslatırız, sileriz, nişastalarız. Ondan sonra tekrar onu ıslatırız, telleri atarız.
tellerde kuruturuz. Bir gün öyle durur. Ondan sonra da küçük küçük kare kare şöyle keseriz. Servise sunarız. Hazır.